Merhaba sevgili Altılı Çatısı kanal takipçileri. Merhaba dostlarım. Bugün Bursa'da koşulacak olan Altılı Ganyan'da gözümüze ilk çarpan, takip ettiğimiz, duyum aldığımız safkanları sizlerin Altılı Çatısını oluşturacak şekilde önermeye gayret göstereceğiz arkadaşlar. Dördüncü ayakta bir adet banko tekimiz olacak. Buradaki altılı çatısı dışında benim kurgumu görmek isteyen arkadaşlarımız tabii ki biz ilk bakışta takip ettiğimiz safkanları sizlere aktarıyoruz. Daha sonra yarışın içine girdiğimizde, incelediğimizde tabii ki bu çatının üstüne biz de kendi altılımızı, kurgumuzu kuruyoruz. Bu kurduğumuz kurguyu da idmanjokeri.com sitesinden yarışlara 2-3 saat kala yayınlıyoruz arkadaşlar. O yayınları da siz ücretsiz şekilde görebilmek için Google'a idmanjokeri.com yazarak sitemize ulaşabilir. Oradaki yazarlarımızın tahminlerini de görebilirsiniz dedikten sonra lafı fazla uzatmayarak hemen Bursa Altılı Ganyan Altılı Çatımıza geçelim. Dediğim gibi takip ettiğimiz, duyum aldığımız, ilk bakışta gözümüze çarpan safkanları sizlere aktardığımızı unutmayınız. Bu bizim sizlerin kupon çatınızı oluşturmaya yönelik bir çalışmadır sevgili dostlar. Günün ilk ayı arkadaşlar, 75 günlük araya sahip olan 9 numaralı Silver Orbit, pazar sabahı yaptığı idmanında çok iyi derecelere imza attı haberi gelen bir safkan. İstanbul'da Hasan'a teslim edilip çok iyi durumda olduğunu öğrendiğim bu safkanı, kuponlarınıza, altılı çatınıza burada tek tuttuğunuz bir safkan yok ise yazmanızı öneririm. Bahis oyunlarında kendinizi üzmeyecek şekilde bu safkana bahis oynayabilir, takibe alabilirsiniz. Bu safkan İstanbul'da çok iyi hazırlıklardan geçmiş 9 numaralı Silver Orbit. Bir diğer ismimiz 2 gün sonra İstanbul Sentetik ve İzmir Çim Pist koşuları varken ilgililerin özellikle bu koşuyu seçtiğini gördüğüm 2 numaralı Zillion Sun dinlenmiş durumu ve fitliğiyle yarışa ağırlığını koyacağını düşündüğüm ikinci isimdir. Birinci ayakta 9 numaralı Silver Orbit ve 2 numaralı Zillion Sun sizlere önereceğim isimler olacak sevgili dostlar. Günün ikinci ayağında bir maiden mücadeleyle devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir safkanı önereceğim. Bir türlü beklenen yarışı yapamıyor olsa da son uzun mesafeli yarışında nefesini tamamladığını gördüğüm 6 numaralı Şanar Han. Bu aralar iyi duruma gelmiş durumda olduğunu da son yarışında bana kanıtlamış durumunda. Altılı çatımızı ekleyip bu yarışı kötü koşması durumunda bir sonraki yarışını tahmin ediyorum uzun mesafeli koşacaktır bu safkan. O yarışında da kullanabilir. Bugün kötü koşması durumunda galop yapacağını düşünüyorum. Bir sonraki yarışında uzun yarışında mutlaka değerlendirmenizi öneriyorum. İkinci ayakta sizlere önereceğim isim 6 numaralı Şanar Han isimli safkan sevgili arkadaşlar. Günün üçüncü ayağına geldik arkadaşlar. Bugüne kadar güçlü rakipler arasında koşan ve adından sürekli söz ettiren 4 numaralı Özbil'den bugün daha uygun rakipler yanında start alıyor olup kuponlarınıza eklemenizi önereceğim ilk isim olacak. Burada bir tek tuttuğunuz bir safkan yok ise 4 numaralı Özbilden'i altılı çatımıza ekleyelim. Bir de takip atımız var. Takip listemizde bulunan ve son yarışında kazanmasını beklediğimiz fakat üçüncülük elde eden 1 numaralı Suari Angel yine altılı çatınıza eklemenizi önereceğim isim olacaktır. Bugün kendini affettirebilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Günün 3. ayağında 4 numaralı Özbil'den ilk ismimiz, ikinci ismimiz 1 numaralı Suvari Angel olacak sevgili dostlar. Günün 4. ayağı benim kendi kuponumda tek olarak bırakacağım safkanı anlatmaya başlayalım. Son yarışını 59 kilo ile kazanma başarısı gösterip çok iyi bir performans ortaya koyan 1 numaralı Like the Stars ayağına serili ile önde kurduğu sert tempo yarışı yaparak beyaz bayrak aynaya gitmesini beklediğim isimdir arkadaşlar. Günün teki olarak değerlendireceğim isim günün 4. ayında 1 numaralı Like the Stars olacak. Bu safkan için şöyle bir dipnot verebilirim. Bu safkan Kadir Tokaçoğlu ile birlikte Taylığının ilk dönemlerinde başladı. Hatta hazırlıklarında da koşu kayıtlarına yapılmadan önce Kadir'in de ilgilendiğini biliyoruz. Yani kısacası binicisi bu safkanın çok iyi tanıdığını sizlere aktarabilirim.
Günün 5. ayına geldik arkadaşlar. Burada da iki safkandan bahsedelim. Son yarışında son dakika saha sinyalli olup iyi koşması beklenirken yarış içerisinde yaşadığı sıkıntılar yüzünden beklenen yarışı yapamayan 5 numaralı Memo A bugün daha hazır durumda bu yarışa katılıyor. Bu safkana dikkat demek istiyorum. Burada tek tuttuğunuz bir safkan yok ise Memo A'yı kuponunuza eklemenizi öneririm. 8 aylık ara sonrası 2 yarış görerek tüm açıklarını kapatan ve son yarış galobunda pırıl pırıl görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeviren 1 numaralı bayıla bayıla bu yarışta söz sahibi olacak ikinci isimdir. 5. ayakta 5 numaralı Memoha ve 1 numaralı bayıla bayıla isimleri sizlere önerebilirim sevgili dostlar. Günün son ayına geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğeniyor, yorumlarımı takip ediyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Ayrıca idmanjokeri.com sitesine girerek tahminlerin erken yayınlanması ve sitemizin devamlılığı için sadece birkaç saniyenizi ayırıp günde sadece bir kez reklam tıklaması yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Bu desteklerin de lösemi çocuklara bağış olarak gittiğini sizlere söyleyebilirim. Günün son ayında bu yarışa kadar 6 yarış kaydı bulunan 17 numaralı Alara Gülü ilgililerinin sabırla ve ince deyip sık dokuyarak özellikle bu koşuyu seçmelerini yarış hedeflediklerini olarak görüyorum arkadaşlar. 17 numara Alara Gülü'yü bugün sizlere ilk isim olarak öneriyorum. Altılı çatısına burada bir tek tuttuğunuz bir safkan yok ise bu safkanı kesinlikle ekürü destekli olan bu safkanı kuponumuza ekleyelim. Bir diğer ismimiz rakiplerine oranla son yarışlarında daha iyi bir performans ortaya koyan 12 numaralı Olsar bugün kazanacak güce eriştiğini sizlere söyleyebilirim. 12 numaralı Olsar isimli safkanı da yine kupon çatımıza ekleyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.